Merhaba arkadaşlar. Şu an Kennedy uzay üssündeyiz. Florida'da bulunan. Burası park alanı. Şu karşı tarafta da uzay mekikleri ya da uzay roketleri görünüyor. Şimdi o tarafa doğru ilerliyoruz ve biletimizi satın almaya gidiyoruz. Kişi başı ne kadar ödedik? Biz çok girişli bilet aldık. Bir yıl boyunca kullanabiliyorsunuz istediğiniz kadar o bileti. Kişi başı $80. Eğer tek günlük alırsanız o da $60 mı? O sana civarda bir şey olması lazım. Şu anda içerideyiz. Evet, içeri giriş yaptık. Sol tarafta ünlü astronotların bulunduğu Hall of Fame binası var. Evet. Bu karşımızda da uzay roketleri var. Böyle bir sürü. Kaç tane? Bayağı fazla. 6-7 tane uzay roketi var. Şu an Rocket Garden'ın önündeyiz. Gerçekmiş. Hiçbir maket değil. Uzay Yönetim İdare Merkezi gibi bir yer burası. You are now in the final minutes before the launch of Apollo 8. Right here, where it actually happened. That's 3 minutes and counting. Bu da gerçek roket parçası, az önce uzaya gönderilen cihazın birebir orijinal hali. Bayağı devasa. Tane bölümden sonra ulaştık modüle. Bu da artık roketin en ucundaki parça, en ucundaki modül oluyor. Bu da Ay'dan getirilmiş bir taş var, parça. Şimdi ona dokunacağız. Şimdi dokunuyoruz bakalım taşa. Harika bir şey. Apollo 7 Amerika'nın uzaya ilk kez 3 insanı birden gönderdiği uzay mekiği olarak biliniyor. Bu da onun uçuş planı. Diğer bir kaya örneği ya da taş örneği. 110 gram ağırlığında 1972 yılında Apollo 17'nin getirdiği bir örnek. Bunun da yaklaşık 3.7 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bazalt örneği. Bu da kıyafetin bakım kiti. İşte herhangi bir yırtık ya da delik oluşursa kıyafette, çünkü çok değişik gazlara maruz kalabiliyor astronotlar. Onu tamir edebilmek için, dikebilmek için.
Ay'a ilk adım atıldığının haberini veren gazete manşetleri burada. Dünyanın dört bir yanından, işte Rusya'dan var, Amerika'dan var, diğer ülkelerden. Bak şurada Hürriyet var, gel. Evet. İnsanoğlu Ay'da, Türkiye'den. Ne zamanın gazetesi? 21 Temmuz 1969'un gazetesi. Hürriyet sayısı. İnsanoğlu Ay'da. Bilmiyorum, belli oluyor mu ama şuradan roket fırlatma bölgesi var. Gördüğünüz binada Atlantis diye geçiyor. Bayağı devasa bir bina. Bakalım içeride neler varmış. Atlantis binasına girdik şimdi. Macera yeni başlıyor. Hadi bakalım. Söylenecek söz yok ya. Tüylerim diken diken şu an. Evet. Yani karşınızda gördüğünüz Atlantis uzaya gidip geri gelmiş. Tabii bundan önce yapılan cihazlar roket niteliğinde olduğu için gönderiyorlar. Evet, artık evet. Görevini yaptıktan sonra uzayın boşluğunda bir yerlere savruluyor. Fakat bu geri gelen bir mekik, yani uzay mekiği, zaten Space Shuttle diye geçiyor. Böyle hasar gibi yanık izleri var. Burada da kapsülden kapsüle geçiş sağlayan koridorlar var. Very Mars. Mars? Yeah. But this is the space shuttle. It's the third. What's the problem with the ship? So it's already, we can go now. We can go, okay. The engineer says we can go now. Yeah, go. Okay. Let's go. Hemen motora bakabiliyorsunuz. Daha böyle teknik bilgiler zannedersem. Şu şeye baksanız da kablolara. Şuradan bakalım. Bu da astronotların nasıl yemek yediğini gösteren bir maket orta. Böyle bağlıyorlar. Bağlamışlar. Tabii yer çekimi olmadığı ortamda uçup gitmesin diye buralara yiyeceklerini bağlıyorlar. Masaları böyle yani. Ayrıca bir de yiyeceklerini bağlamak için aparatlar da var. Bu arada Paolo Nespoli, İtalyan astronot. Bununla tanışmıştım. İtalya'da çok kafa bir adam. Bu da astronotların uyuma şekli. İşte ayakta uyuyorsun deyimi buradan geliyor. Astronotlar nasıl tuvaletlerini yaparlar? Gelin bakalım. Önce bağlıyorlar sanırım kendilerine. Sonra kamerayı kullanıyorlar. Nişan almak için. Aynen. Bunu yaptığında diyor biraz hareket edebilirsin sağa sola. Seni kuvvetle ittirdiği için diyor. Biraz dans edebilirsin diyor. Sonra bu da şey, sifonu çekme. Sifonu çekme ve temizlik. Gelin içeriye bakalım nasılmış, inceleyelim. En son sifonu çekmemişler. Şöyle şey, kameraya nişan alıyoruz. Şurada da sifon mu acaba bu? İşte o çekiyor, vakumluyor diye tahmin ediyorum. Evet. Yani astronotların tuvaletleri bu şekilde oluyor. Çünkü yer çekimi yok. Hani oradan hareket. Yer çekimi olmadığı için kameraya doğru yapıyorsunuz. Kamerada görüyorsunuz ne yaptığınızı. Daha sonra vakumluyorsunuz. Bu bölümde uzay bilimine kendini adamış ve vefat etmiş astronotların kendilerine özel eşyaları var. Onların anısına yapılmış bu bölüm. Thank you.
astronotların eğitim için kullandıkları simülatörlerin benzerinin olduğu bölüm. Kennedy Uzay Üssü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.